aslında ben en son geldim. Hani böyle gönüllü konuşmak olursa tembel öğrenci gibi arkada olayım, konuşmayayım. Hani kaçacağını sandım. Kaçacağımı düşünmüştüm, o da hakikati oldu. Yani kısa filmlerin müzik yönetmeni arkadaşımız. Biraz. Her türlü müziği üretebilir. Ben şeyler... bu girişimle ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu zamana kadar, belki de sizinle tanıştıktan sonra hayatımın sanatla çok güzel ve dolu olduğunu, aslında bugüne kadar bunu aktif hale getirmeyerek bir hata yaptığımı, ruhen yaşamadığımı, belki biyolojik olarak yaşıyoruz ama ruhen yaşamadığımı düşündüm. Bu yüzden de bu tip sanatsal etkinliklerin sadece sanat için değildir. Sanat aynı zamanda bizlerin yaşamasının bir sebebi, göstergesi, bir sonucu. O yüzden de böyle bir çalışmada ben çok film anlayan birisi değilim. Aydın var senin ama. Ama şeyi çok istiyorum. Yani ben de etkileniyorum filmlerden ama bunu hani müzikle yansıtabilirsem ya da bir şey katabilirsem çok mutlu olacağım. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani buraya geldin, bizimle beraber oldun. Her zaman. Ama yani her şekilde bence sınırlama kendini. Belki içinden kısa da olsa bir şey anlatmak gelebilir. Çünkü senin doğal stüdyon ortamı var. Şimdi biraz müziklerle ilgili de sıkıntımız yok. Hem bunu yapacak yeterli altyapımız var. Hocamın home stüdyosu var. Benim birkaç ekipman var. Elimizde sonsuz sayıda müzik, ses var. İstediğimiz her türlü müziği, yani bu sinema filmlerinin müziklerine yakın müzikler bile yapabiliriz. Çünkü orada kullanılan seslerin hepsi bizim programlarımızda var. Canlı sazlarla girebiliriz. Yani müzik kalite açısından hiç düşünmeyin. Hatta filmlerinizde müziği her zaman daha güçlü kullanmayı bile önereceğiz. Ama dediğim gibi hep etkileşerek. Diyeceksiniz ki ben bir filmi nasıl müziğini düşüneyim, nasıl yapayım? Hayır, siz eğer bir projenin peşinde olursanız, o projeyi bir şekilde arkasında olursanız bir şekilde hep beraber gerçekleştireceğiz. Yani ben bir şey yapmak istiyorum deyin yeter ki. Kamerayı ayarlayacağız, müziğini ayarlayacağız, işte senaryosuna destek olacağız. Yani, ama onu siz yapmış olacaksınız. Yani bir şekilde biz destek vereceğimiz için, yani amacımız dediğimiz gibi en azından 5-6 tane, belki daha fazla 10 tane, 20 tane bilemiyorum. Belgesel, kısa film, efendim söyleyeyim, mesela Osmancık'ta bir pirinç ekiminin belgeseli olamaz mı? Her şeyin belgeseli var. Kısa film deyince aklınızı sadece kurgusal film olarak düşünmeyin. Tamam, komedisi var, psikoloji var, dram var. Bir belgesel, babaannenizle ilgili bir yaşadığı hikayeyi anlatan bir belgesel olamaz mı? Olabilir. Köprü belgeseli, efendim söyleyeyim, Koyun Baba belgeseli, Osmancık belgeseli. Yani bütün bunları da düşünün. Çekebileceğiniz her şey, size ilginç gelen her şey. Şu anda National Geographic gibi kanallarda artık adamlar her ne yaparlarsa, doğuma girerse bile yanında kamerayla giriyor. Her şeyi kaydediyor. Yani zaten mobeselerle sokaklar kaydediliyor da, kazalar filan. Ama yani adam mesela bir terapi seansını kısa film yapabiliyor. Bir takıntı hastalığının tedavisini kısa film yapabiliyor. Yani film deyince aklınıza Türkan Şoray filmleri gelmesin artık. Yani bunu bir yıkalım önce. Yani film demek yani sinema filmiyle sınırlı bir şey değil. Her an bir film olabilir. Yani sadece bunu birazcık düzenleyip bir konsepte sunmak. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Şimdi